Big Bang'in yeni delillerinden kozmik fon radyasyonu. Hall, 1940 yılında yaptığı bir açıklamada, "Eğer evren sıcak bir Big Bang ile başlamışsa, o zaman bu patlamanın bir kalıntısı olmalı. Bana bu Big Bang'in bir fosilini bulun," diyordu. Materyalistlerin ve Fred Hoyle'un bulamayacağını sandıkları fosil çok geçmeden bulundu. 1948 yılında fizikçi George Gamow, Big Bang'in izlerini bulmak için yeni bir tez ortaya attı. İlk yıldızların meydana gelmesi için gerekli hidrojen oluşumu, Big Bang'in olağanüstü yüksek ısı oluşturmasıyla açıklanabilirdi. Nitekim eski galaksilerin izlerinden elde edilen bulgular, büyük patlama anında %80 hidrojen ve %20 helyumun meydana geldiğini göstermekteydi. Bu durumda bu elementleri meydana getiren yüksek ısının ışınımı aradan milyarlarca yıl geçmiş olmasına rağmen varlığını devam ettiriyor olmalıydı. Evren tıpkı şişirilen bir balon gibi her yöne doğru genişlediğine göre düşük seviyede bir fon radyasyonu her yöne doğru yayılmış olmalıydı. Bunun tespit edilmesi gerekirdi. Bu iz çok geçmeden tespit edildi. Böylece Hoyle'un bulunamayacağından emin olduğu fosil ele geçirilmiş oldu. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı bu dalgaları aslında bunları aramadıkları halde keşfettiler. Kozmik fon radyasyonu adı verilen bu radyasyon uzayın belli bir tarafından gelen radyasyondan farklıydı. Olağanüstü bir eş yönlülük sergiliyordu. Başka bir ifadeyle yerel kökenli değildi. Yani belirli bir kaynağı yoktu. Evrenin tümüne dağılmış bir radyasyondu. Böylece uzun süredir evrenin her yerinden eşit ölçüde alınan ısı dalgasının Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu rakam bilim adamlarının önceden öngördükleri rakama çok yakındı. Penzias ve Wilson, Big Bang'in bu ispatını deneysel olarak ilk gösteren kişiler oldukları için Nobel ödülü kazandılar. 1989 yılına gelindiğinde ise George Smoot ve NASA ekibi kozmik fon kaşifi uydusunu yani COBE'yi uzaya gönderdiler. Bu gelişmiş uyduya yerleştirilen hassas tarayıcıların Penzias ve Wilson'ın ölçümlerini doğrulaması yalnızca 8 dakika sürdü. Sonuçlar, tarayıcıların kesinlikle evrenin başındaki büyük patlamanın sıcak, yoğun konumunun kalıntılarını gösterdiğini kanıtladı. Kozmik fon radyasyonu çıplak gözle görülemiyordu, ancak tüm evreni kaplamaktaydı ve baktığımız her yerde bulunmaktaydı. Eğer bu dalgaları görebiliyor olsaydık, tüm gökyüzünün her yönden eşit bir şekilde ışıl ışıl parladığına şahit olacaktık. 1992 yılında George Smoot'un COBE'den gelen verilerle fark ettiği bir bilgi, Big Bang'in doğruluğunu ve sabit durum teorisinin yanlışlığını bir kez daha ispatladı. Penzias ve Wilson'ın keşiflerinin ardından sabit durum teorisinin savunucuları yeni bir iddia ile ortaya çıktılar. Kozmik fon radyasyonunun çok pürüzsüz olduğunu, büyük bir patlamanın ardından galaksilerin meydana gelmesi için ise kozmik fon radyasyonunda dalgalanmalar yani küçük ısı farklılıkları olması gerektiğini söylüyorlardı. Bu ısı farklılığı tespit edilmediği müddetçe kozmik fon radyasyonunun Big Bang'in delili sayılamayacağı öne sürülüyordu. İşte 1992 yılında George Smoot'un fark ettiği sabit durum teorisi savunucularının bulunmasını istedikleri ısı farklılığıydı. 1992'de COBE'nin gönderdiği verilerle eski evren haritası arasında çok küçük farklılıklar vardı. Resimdeki ayrıntılar detaylı olarak incelendi. Fon radyasyonunda çok küçük ısı farklılıkları olduğu bilgisayar ortamında hazırlanan haritalarda gözler önüne serildi. Örneğin uzayın belli bölgeleri 2.7251 Kelvin, bazı bölgeleri ise 2.7249 Kelvin'di. Bu verilerle birlikte Big Bang bir kez daha bilimsel bulgu ve gözlemlerle doğrulanmış oluyordu. Çoğu bilim adamı COBE'den elde edilen verileri Big Bang'in aksi iddia edilemez bir şekilde onaylanması olarak yorumladı. Nobel adayı kimya profesörü Henry F. Schaeffer, Stephen Hawking, Big Bang ve Allah başlıklı makalesinde COBE'nin araştırmalarının sonuçları açıklandığında yaşananları şu şekilde ifade etmektedir. 1992 yılında COBE'den gelen sonuçlar dünyanın dört bir yanındaki tüm gazetelerin baş sayfalarında yer aldı. London Times, The New York Times gibi gazeteler, Lawrence Berkeley Laboratuvarındaki ekibin başkanı George Smoot'un bir yorumunu kullanmışlardı. "Bu sanki Tanrı'nın yaratmasının delillerine bakmak gibi bir şey." Bu ifade tüm kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bir yorum da bilim tarihçisi Frederick Bunham'den gelmişti. Bu sonuçlar Tanrı'nın evreni yarattığı fikrini 100 yıl önce olduğundan çok daha farklı bir konuma getirdi. Big Bang'in bir diğer önemli delili ise uzaydaki hidrojen ve helyum gazlarının miktarı oldu. Günümüzde yapılan ölçümlerde anlaşıldı ki evrendeki hidrojen helyum gazlarının oranı
Big Bang'den arta kalan hidrojen-helyum oranının teorik hesaplanmasıyla uyuşuyordu. Eğer evren bir başlangıcı olmadan sonsuzdan geliyor olsaydı, evrendeki hidrojen tamamen yanarak helyuma dönüşmüş olurdu. Tüm bunlarla birlikte Big Bang bilim dünyasında kesin bir kabul gördü. Scientific American dergisinin Ekim 1994 sayısındaki bir makaleye göre evren sürekli, düzenli olarak genişliyordu. Ve Big Bang modeli yüzyılımızın kabul görmüş tek modeliydi. Fred Hoyle ile birlikte uzun yıllar sabit durum teorisini savunan İngiliz bilim adamı Dennis Sigiama ardı ardına gelen ve Big Bang'i ispatlayan tüm bu deliller karşısında içine düştükleri durumu şöyle anlatır. Sabit durum teorisini savunanlarla onu test eden ve bence onu çürütmeyi uman gözlemciler arasında bir dönem çok sert çekişme vardı. Bu dönem içinde ben de bir rol üstlenmiştim. Çünkü gerçekliğine inandığım için değil, gerçek olmasını istediğim için sabit durum teorisini savunuyordum. Teorinin geçersizliğini savunan kanıtlar ortaya çıkmaya başladıkça Fred Hoyle bu kanıtları karşılamada lider rol üstlenmişti. Ben de yanında yer almış, bu düşmanca kanıtlara nasıl cevap verilebileceği konusunda fikir yürütüyordum. Ama kanıtlar biriktikçe artık oyunun bittiği ve sabit durum teorisinin bir kenara bırakılması gerçeği ortaya çıkıyordu. Kobe'nin elde ettiği veriler daha sonra başka çalışmalarla da teyit edildi. Bunlardan biri 1998 yılının sonlarında havalanan Boomerang isimli gözlem balonundan 2000 yılında elde edilen sonuçlardı. Antarktika üzerinde 37 bin metre yükseklikte yolculuk eden ve hassas teleskoplarla yüklü olan balon, kozmik fon radyasyon hakkında son derece detaylı ve net bilgiler elde edilmesini sağladı. Boomerang'daki cihazlar 1 derecenin 100 milyonda biri gibi mikro değişikliklerdeki ısı farklılıklarını dahi tespit edebilecek hassasiyetteydi. Ve elde edilen sonuçlar Big Bang teorisinin doğruluğunu bir kez daha ispat ediyor ve bilim adamlarına evrenimizin ilk dönemleri hakkında daha detaylı bilgiler elde etme imkanı tanıyordu. Boomerang'dan elde edilen verilerin Big Bang'in doğruladığını sonuçları değerlendiren bilim adamlarından biri olan Chicago Üniversitesi'nden Michael Turner şöyle ifade etmektedir. Big Bang teorisi ve Einstein'ın genel izafiyet kuramı çok büyük bir testten başarıyla geçti.